Yalnız yenge, Hayri abi bir porsiyon daha söyledi, haberin olsun ha. Ah Hayri Bey, ah. Aman ne olacak ya. Can boğazdan gelir yenge. Hoş geldiniz. Vakit geçince vazgeçtiğiniz sandım. Olur mu hiç? Nazik davetinizi geri çeviremezdik. Tanıştırayım sizi. Halam Feza. Hoş geldiniz. Baban. Hazım. Sultan. Fırat ben. Tanışamamıştık. Biz sizi tanıyoruz. Eyvallah. Hoş geldiniz. Mersi. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle geçin lütfen. Buyurun. Buyurun. Kızım. Buyurun. Mirza, Sevi siz misafirlerinizle ilgilenin. Biz Deyzem'le içeride mutfakta hazırlıkları kontrol edelim. Müsaadenizle. Deyzem sen ne ettin? Ne yapmışım oğlum? Niye çağırdın Nazlı'yı buraya? Abla gerçekten sen mi çağırdın? Evet ben çağırdım. Cezamızı ödedi demedin mi sen oğlum? Kız bize iyilik yapmış. Attı mı gazeteydi? Ya gelsinler hakkıyla ağırlayalım istedim. Fena mı yapmışım? Ay Sultan abla. Şaşı bak şaşı resimleri gibisin. Ne zaman ne çıkaracağım belli olmuyor ha. Ağzından aldın Gülü. Şaşırtıyorsun bizi teyze. Bildiklerimizi unutturuyorsun. Ya alt tarafı bir yemek yani oğlum hani. Neden bu kadar şaşırdınız anlamayayım ki. Afiyet olsun. Ah tatlım ne diye geldik buraya anlamıyorum ki. Hep kokacak üstümüz başımız. Ay bu koku da kolay kolay gitmez yani. Halacığım sen arkadaşlarınla kanasta oynamaya gitmeyecek miydin? Ne diye takıldı son dakika peşimize? Hayatım merak ettim. O şef başlı başına bir muamma zaten. Bir de şimdi teyzesi çıktı başımıza. İyi tamam. Geldin gördün işte. İstiyorsan gidebilirsin biz senin programını bölmeyelim. Ben çoktan iptal ettim programımı. Bu gece sizinleyim. Ve şuraya bak inanmıyorum. Resmen karış karış Anadolu programındaymışız gibi. Abicim sen de bakıyorum da çok rahatsın maşallah. Kebapçı Müdü abime gibi kuruldun baş köşeye. Naz istedi geldik Feza. Söylenmeyi bırakalım artık. İtiraf et sen de merakından geldin. Davet edildik geldik. Yemeğimizi yer kalkarız. Tamam. Vallahi ben senin bu anlattıklarına pek inanamıyorum ama altında bir şeyler var sanki. Aşk olsun oğlum. Ya ben iyilik edene ayıp edecek kadın mıyım? Yok. Yapmazsın öyle şeyler de. Neyse. Ben içeri gideyim. Ayıp olmasın. Git oğlum gitsin. Evet. Cacıklı Arap köftemiz, zeytin pivazımız ve pimpir maşımız. Bunu daha önce hiç duymadım. Bu tahıllar ve semiz otuyla yapılan yemekti değil mi? Aynen. Bu da teyzemin meşhur kuru patlıcan dolması. Bunu daha önce hiçbir yerde yememişsinizdir. Deneyin. Aman ne şeref. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Ben birazdan kebapları hazırlayıp getiriyorum. Şüveydiz diye bir yemeğiniz çok meşhur değil mi? Öyle biliyorum. Yok. O artık olmaz Bey abicim. Çünkü samsaklar baş verdi bir kere. Kızıcıklar da senelere doldu mu? Ama yani. Zamanı geçti. Oğlan Onur Bey. Taze samsakla yapılır şüveydiz. Bu patlıcanlar Antep'ten mi geliyor? Burada bulunuyor mu? Yok, Antep'ten gelir. Buradakileri Sultan ablam beğenmez. Bu %100 birebir Bilecik balcanıdır. Canım siz bana bir ıslak mendil getirebilir misiniz lütfen? Sevi, ıslak mendil getir. Bulduk, hoş bulduk. Dükkanınıza şans ve bereket getirsin.
Güzelmiş de. Üstünde Çince iyi şans, iyi kader gibi sözler yazıyor. Dükkanınız bir daha kötü günler görmesin. Zahmet etmişsiniz. Sevi. Kızım bunu al içeri koy. Kusura kalmayın da ne yazdığını anlamadığım şeyi duvara asamam. Sizin restoranla bir değil ya burası. Ya bizim müşteriler sevmez öyle şeyleri. Ay doğru valla. Hayır küfür müfür yazıyorsa nereden bileceğiz değil mi? Ay küfür mü? Yok artık canım. E ablacığım hayır biz bunu duvara astık diyelim. E şimdi bunu görünce insanlar burada Çin yemeği yapılıyor sanıverirlerse sonra siparişler gelmeye başlarsa 1,5 porsiyon sushi. Ne yapacağız? Müşteri geri de çevrilmez. Dolmaları dürüp dürüp insanların ağzına mı vereceğiz değil mi abicim? Bir kere sushi Çin yemeği değil şekerim. Japon yemeği. Al buyur. Bak ablam dolmayla da kurtaramadı. Sevi abicim getir onu buraya. Heh, ver bakalım. Şans getirsin, bereket getirsin, güzellikler getirsin. Şart değildi. Olur mu öyle şey? İncelik etmişsiniz, getirmişsiniz. Teşekkür ederiz. Hadi buyurun kebaplarımıza başlayalım. Siz de gelin beraber yiyelim. Bu bizim simit kebabı. Bu da meşhur Antep fıstıklı kebabımız. Haydi çocuklar gelin hep birlikte oturalım haydi. Çalışanlarınız da sizinle beraber mi yiyor? Biz çalışan demeyiz. Patron işçi bilmeyiz. Onların hepsi evlat. Sevi zaten benim kızım. Gülendam hem komşum hem canımın içi. Mirza ile Ergin, Fırat neyse o. Anlayacağınız biz bir aileyiz. Huyumuz suyumuz bir. Başka yerlerden gelsek de aynı güneşte yıkanmışız. Öyle deriz biz. Ay ablam ne güzel konuştun. Aynı eski filmlerdeki gibi. O zaman bugünü hiç unutmayalım. Hep beraber bir selfie. Hadi hadi. Ekmek bedirin, su hıdırın. Yiyin, için kudurun. Kudurun dedi. Kudurun dedi. Gülen'in amcığım o nasıl laf öyle? E ablam hep sen dersin ya. Bu sizin oralarda afiyet olsun gibi bir şey değil mi Fırat? Uzatma Gülendam. Afiyet olsun yeter kızım. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. Kız senin taban mı hoş ya? Mirza biraz daha et al. Yok yok şekerim ben kendim istemedim. Akdeniz diyetindeyim ben. Aa kız. Akdeniz, Karadeniz, 7 bölge toplanıp gelse fark etmez, kebaba diyet olmaz. Vallahi bak, birazcık kebap, birazcık yok, şundan. Yok, ben istemiyorum, istemiyorum. Dur, dur, ben şimdi yapacağım sana güzel tabak. Hayır, hayır, teşekkür ederim. Ay aşkım dur, Antep'in meşhur fıstık kebabı aç ağzını. İstemiyorum, teşekkür ederim. O zaman birazcık şu firik pilavından katık et, ikisini böyle aynı anda atınca çok lezzetli olur. İstemiyorum hanımefendi. Vallahi ölümü yıka. Ne? Bak, yemezsen cenazemi kaldır, namazımı kıldır. Ay ne münasebet canı. Aa aç. Gülen damcığım öyle servis mi edilir? Yani şunu şöyle dürüm yapalım. Güzelce dürüm yapılır çünkü bu. Biraz da içine şundan. Şöyle. Evet, buyurun. Buyurun. Afiyet yok, olsun. Ben almayayım, teşekkür ederim. Küçümlenmeyin, buyurun lütfen. Neden miyim? Küçümlenmeyin, buyurun yiyin. Ben alayım. Çok lezzetli, elinize sağlık. Ben de sana yardımcı olayım. Böyle daha kolay olur. Bunu böyle dürüm yapıp yiyeceksin. Ayranla beraber güzel gider. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel.